Evet değerli müşterilerimiz, bu videoyu izlediğinize göre bizden TV sehpası almışsınızdır. Öncelikle alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi beraber sizlere TV sehpası kurulumunu sağlayacağız. Düz bir zemine ihtiyacımız var. Şu şekilde bu tamamen bu tablanın üstünde kurmanızı tavsiye ederim ürününüzü. Bu TV sehpasının üst tablası. Ölçüsü 160'a 35. Bu üst tablayı delikler üste gelecek şekilde parçanın bu tarafında zaten delik yok. Bu tarafını üste gelecek şekilde alta serip bu kavala delikleri var bunda 8 tane. Şu siyah plastik kavala dediğimiz plastikleri 2, 4, 6, 8 tane delik var. Diğer tarafı temiz. Ürünü doğru kurma açısından sıralı olarak yapın. Çünkü ilerleyen zamanlarda sırala gitmezseniz parçaları takamayabilirsiniz. Ben işlem sırasını size anlatacağım. Şu şekilde önce iç yan dediğimiz parçayı oluşturun. Şu şekilde burayı ve bu plastikler size takılı olarak gelecek. Bundan bir sağ yan ve bir sol yan var. Şu şekilde plastikler yukarı gelecek şekilde şöyle parçayı serin. Şöyle bir parçamız var. Bu parçamızın ölçüsü 30.5'a 58. Bu çekmecenin üstüne gelecek olan parçamız. Şu şekilde siyah plastikler çıkacak. Çekmece üstü dediğimiz parçada sadece yanlarında böyle delikler var. Bir de bu yanında. Altında ve üstünde herhangi bir delik yok. Şu şekilde taktıktan sonra burada yuvaları var. Rayın olan bölümüne, rayda olan bölümüne zaten diğer tarafta böyle bir delik yok. Oraya takamazsınız. Şu şekilde takıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Bu paketten çıkacak 3.5-50 dediğimiz vida bu. İşaret parmağı boyunda. Şu raf bimi buraya değil. Bura raf biminin deliği. Burası vidayı atacağımız bölüğün deliği. Deliğin, vidanın deliği. Küçük olan, dar olan bölümden bu vidamızı atıyoruz. Kesinlikle şu delikle, tekrar gösteriyorum kameraya yakın. Şu delikle bunu karıştırmayın. Siz küçük olan delikten atıyorsunuz. Bu vida bu dile zaten geniş olacak. Geniş olduğu için burası yanlış. Siz küçük olan delikten atacaksınız. Şimdi diğer tarafı oluşturuyorum. Gene right iç tarafta kalıyor. Siyah plastiklerimizi buradan takıyoruz. Bu şekilde kanala taktım. Burada gene aynı işlem. Burası yanlış delik. Burada geniş. Şu dar olan yerden aynı vidadan 3.5-50 dediğimiz işaret parmağı boyundaki vidaları bu şekilde parçamızı oluşturdum. Şimdi şu kanalda arkalık geçecek. Buradan bu şekilde ürününüzde arkalığın geçtiği şekilde olmasına dikkat edin. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Raylar yukarıda kalacak. Alt tabla burada olduğu için raylar yukarıda kalacak. Şu bölümde şu plastikleri takıp gönderdiğimiz bölümü şu şekilde ortaya yuvalarına taktık. Evet. Tamamen oturduğundan emin olduk. Şu an havada değil. Paketinizin içinden bu şekilde 3.5-18 dediğimiz en küçük vidalardan çıkacak. Bu vidaları şu şekilde plastiklerde yerleri var. Kesinlikle patlatırız diye korkmayın. O deliklerden yuvalarına bunları sıkıyoruz. İşlem sırasını mutlaka takip edin. Sonra problem yaşarsınız. Mesela kurulum tamamladıktan sonra şu parçayı unuttuğunuz takdirde bir tekrar takma imkanınız yok. O yüzden
sıralamaya göre mutlaka ürününüzü kurulumlu o şekilde tamamlayın. Önce ortalarımızı oluşturduk. Şimdi dış yanlar çıkacak size. Şu şekilde parçanın bu tarafı temiz. Bu tarafında bir tane kanal var ve bu tarafında raf bimi dediği delikleri hazır. Şu şekilde bir sağ yan var, bir sol yan var. Şu kanalın arkaya gelecek şekilde, kanal arkaya gelecek şekilde şu şekilde parçamızı oluşturduk. Şuradan taç çıkıntısı kalacak, fazlalık kalacak. Bu dışta fazla 1 santim böyle taç çıkıntısı dediğimiz çıkıntı. Orada hata yok. Herhangi bir şekilde hata yok. Şu şekilde gene yuvalarından şu şekilde kanal düz olacak şekilde attık. Zaten o siyah kavalyalar size kılavuz görevi yapmaktadır. Bu kanalın aynı seviyeye gelmesini o siyahlar sağlayacak. O siyahları takmadan, kavalyaları takmadan kesinlikle göz kararı yapmayın. Kurulumunuzda herhangi bir problem yaşadığınız takdirde 0541-660-8123 yanlış işlem yapmayın, arayın. Takıldığınız yerde sorarak o şekilde ilerleyin. Hani yanlış işlem yaptığınız zaman bir de tekrar onun düzeltmesi var. O yüzden problem yaşadığınız yerde sakın kesinlikle kuruluma devam etmeyin. 0541-660-8123 numaradan yardım talep edin. Benim numaram. Yine burada aynı şekilde 1 santim taç çıkıntısı ve kanal aynı seviyeye geldi. Şimdi arkalıklarımızı alalım. İki tane arkalık sağ ve sol ölçüleri aynı. Ben size bunların da ölçülerini söyleyeyim. 37,5'a 47,5. İki tane arkalık çıkacak. Aynı olan arkalıkları sağ ve sol olarak bu şekilde takın. Evet, tekrar böyle takıyoruz. Evet. Şimdi diğer tarafı taktık. Bu tarafı da aynı şekilde takıyoruz. Elimizle kanal desteğiyledik. Şu şekilde altın geçeceği yaklaşık 4-5 milim havada kalması gerekiyor. Sağ ve solu yalnız kuruluma devam etmeden önce kanala tam oturduğundan emin olun. Kanala girdiği yoksa parçanız yüksek kalabilir. Şu şekilde şimdi orta parçayı söylüyorum size. 37,5'a 59,6 gibi. Hani şu şekilde. Evet, şu şekilde şimdi orta arkalığımızı takıyoruz. Orta arkalığımızı taktıktan sonra şimdi alt tablamıza geçtik. Alt tablamızın ölçüsü 158'e 32. Siyah plastikleri, yuvaları hazır. Şu şekilde yuvalarına takıyoruz. Sonra bunların tam oturmasında emin olmamız lazım. Çok az hafif
kırmayın, arkadan patlatma yapar. Hafif, sadece bu şekilde yuvalar oturduğundan emin olun. Kanal takacak şekilde, şu şekilde ayarlıyoruz. Burada yine bunların yuvaları var, hazır, sabit. Oraya bir taraftan başlayarak ilerliyoruz. Şimdi ortayı takalım. Şimdi kanallarını tutturacağız. Tamamen kanala oturtturduk. Bir taraftan başlayarak ilerleyerek gelin. İki kişi aynı anda bir buradan sokamaz. Bir şekilde seriyi şu şekilde tamamlayarak üçünü oluşturur. Şimdi küçük bir daha delikleri çıkacak burada da yine aynı tekrar. İşaret parmağı boyundaki 3,5 elli vidalarımızı buralardan tamamlıyoruz. Vidalar atarken gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. O kullandığınız siyah plastikler size kılavuz görevi görmektedir. Bu delikler tam ortaya denk gelir. Kurarken mutlaka şarjlı matkap yardımı lazım. Veyahut da kablolu matkap. Biz minifix sistemi kullanmıyoruz. Bunlar mobilya için daha sağlıklı bir yöntem. Mobilyanızın uzun ömürlü olması için bu sistemi kullanıyorum. Kesinlikle minifix sisteminde daha sağlıklıdır. Şimdi müşteriler diyor ya biz bunu neden elde kuramıyoruz? Daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olması için biz bu yöntemi kullandık. Bu şekilde 5 tane ayağınız çıkacak. Ayaklar metal, kesinlikle plastik değil. Paket içerisinden çıkacak olan şu en küçük 3,5-18 vidaları şu şekilde köşeye, ayakların köşesine yerleri hazır, oralardan atıyoruz. Şöyle köşelerden birer santim boşluk bırakıyoruz. Ayak yerleri işaretli değil. Onu siz ayarlaması kolay olduğu için sizin göz zevkinize göre birer santim, ikişer santim o şekilde rahat atabilirsiniz. 5 vida yeri var. Kesinlikle hepsini tamamlayın. Şu şekilde 5 adet vida yeri var. 5'ini de tamamlayın. Aynı işlemi 4 köşeye de yapın. Bundan önceki videomda bir müşterimiz çok kısa, hızlı kuruyorsunuz demiş. O yüzden anlata anlata kuruyorum. Acele etmiyorum. Çünkü biz elimiz alışkın olduğu için, sürekli kurulum yaptığımız için hızlı ilerleyebiliyorum bazen. O yüzden bu sefer yavaş yavaş anlata anlata ilerlemek istedim.
videoyu tamamını izleyin. Yani sizin faydanıza, yanlış bir işlem yapmamak için videoda bütün detayları, kapak ayarlarını, her şeyi anlatacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olursanız ilerleyen zamanlarda çekicili işte mutfaklarınıza çok amaçlı dolap hediye edeceğim bir kişiye. Onun çekiliş tarihini de gene sayfamda paylaşacağım. Sayfamda paylaştıktan sonra, istediğim abone sayısına ulaştıktan sonra onu mutlaka çekilişte bir adet çok amaçlı dolap hediye edeceğim. Şu şekilde dolabımızın altı 158 geliyor. Bunu tam ortalıyoruz bu aya. Ortanın esnememesi, bellermemesi için kesinlikle bu konuyu, bu ayağı tam ortalım şekilde atmanız lazım. 72 santim bir taraftan, 73 santim bir taraftan, 73 santim de bir taraftan şuraları, şu uç noktasını 73 santim ve 73 santim ayarladım. Ayağın düzlüğünü göz kararıyla ayarlıyorum. Pas olduğu için orta esneme yapar. O yüzden bunu tam ortalığa karşı tavsiye ederim. Şu an dolabımızın iskeleti tamamen oluşmuş durumda. Mahmut, bir yardıma gelir misin? Mahmut, bir yardıma gel. Şöyle kaçın. Dolabımızın iskeletini oluşturduk. Şimdi sıralamaya göre çekmecemizi oluşturacağım. Şu şekilde göstereyim. Burası. Ürün size gelenin durumuna göre alt klasik, altın rengi ve diğer kapak modellerini kapağa göre belirliyoruz. Ben antrasitleyim için bu kurulumunda antrasitleyim kurulumu yapacağım. Şu şekilde çekmece örüm size bağlı bir şekilde gelecek. Kenarında delikler var. Şu şekilde oluşturuyoruz. 30 santim buraylar da size takılı şekilde gelecek. Burada siyah yerleri, siyah plastikleri bu yanlara takıyoruz. Tam oturduğundan emin olun. Şimdi bunlar da bir sağ ve bir sol olması lazım. Şu şekilde karşılıklı koyduğunuz zaman bir sağ ve bir sol şekilde. O şekilde ayarlayın. Şimdi şu tekerlek olan kısım, tekerlek olan kısım yukarı gelecek. Şu kanal kanala gelecek şekilde takıyoruz. Gene bu sağ sol olarak tekerlek yukarıda, kanal kanala karşı geldi. Şu parça, şu parça size takılı olarak gelecek. Siz sadece şu kenarları takacaksınız. Evet. İşaret parmağındaki vidayı şu yan delikten atıyoruz. Evet, şimdi bir yanı taktık, diğer yanı, tekerleği yukarıda,
kanalı kanala denk getirecek şekilde takıyoruz. İşaret parmağındaki vidamızı, bu yanda delik var gene, oradan atıyoruz. Arkalarımız var, arkalarımızı takıyoruz. Şu şekilde bir parça çıkacak. Bu yanda delikli, arkadan kanallı. Kanalı oturtuyoruz. Şu şekilde esneterek. Fazla açmayın. Dikkatli, kontrollü bir şekilde esnetin. Aşağıdan patlatma yapabilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde esneterek. Şu şekilde kenarda zaten tek delik var. Buraları çok detaylı anlatamadım. Bu şekilde çekmecemizi de oluşturduk. Şimdi sıra kapaklarımıza geldi. İki tane kapağımızı yatırıyoruz. Şu şekilde menteşelerin yerleri hazır. Menteşelerin yanından atacağımız vida delikleri de hazır. En küçük menteşe vidalarını buradan atıyorum. Kapaklarımızı oluşturduk. Şu şekilde. Bu kulp deliği. Kulp deliği yukarı gelecek. Menteşe dediğimiz yukarı gelecek. Şu şekilde sağ ve sol kapağı yerine göre takıyoruz. Tut çevir. Burada yuvaları hazır. Bir dakika. Şöyle gözüksün. Bu hazır olan yuvalara yasla. Yanınıza mutlaka bir arkadaş yardım etsin bu kapakları tutarken. İlk vidayı attıktan sonra ikinci vidayı şu şekilde ileri doğru atıyoruz. Kapağın boşluğunu aldım. Bırak, şu an müdahale etmene gerek yok. Şuradan şeyi denk getir. Gördüğünüz gibi yuvası hazır bir şekilde. Kapağımızı tamamladık. Diğer kapağımızı astıktan sonra kapak ayarına geçeceğim. Yukarıdan yaklaşık biraz da şeydi. Tamam. Çok oldu. Biraz yukarı kaldı. Tamam. Yukarıdan yaklaşık böyle biraz 3 milim gibi boşluk bırakıyoruz. Birinci vidayı attıktan sonra bırak. Birinci vidayı attıktan sonra tutmanıza gerek yok. Şuraya yaslanması şey önemli. Şuradan vida yerinden atıyorum. Evet.
şu an kapağımı oluşturmuş durumdayım. Şimdi kapak ayarlamasını yapacağız. Şuradan baktığım zaman yamuk olduğunu görüyorum. Burada çekelim. Şu ön vilayı gevşettim. Gevşetip kapağı dışa doğru açıyorum. Tekrardan kapatıyorum. Şu şekilde baktığım zaman kapağın burası yukarıda kalıyor. Yukarı doğru şu aşağı bölümden şu vidayı geriye doğru çektiriyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Şu alanı çek. Şu şekilde düz bir görüntü yakaladım. Buradan bakıyorum. Burada da düz bir görüntü yakaladım. Şimdi tekrar buraya geçiyorum. Aynı işlemi burada gerçekleştiriyorum. Ön vidayı gevşettim. Kapağın tatlı bir kasması var. Onu aldım. Bir şu elimi çek. Şöyle kapağı dışarı doğru açtım. Kapattım. Kamerayı bana ver. İskelet ve kapak arasında bu şekilde 1 milim gibi bir boşluk oluşturdum. Şu boşluğu mutlaka görmeye çalışın. Şu şekilde baktığım zaman burada düz çizgiyi yakaladım. Burada da düz çizgiyi yakaladım. Şu an dolabımız hazır. Şu raf bimleri çıkacak. 8 adet. Bunları buraya yuvalara hazır takıyorum. Burası hazır. Ve son işlem olarak raflarımı şu menteşenin olduğu bölümden atlatıyorum. Şu şekilde. Rafı 3 tane menteşeyi kurtarın. Şöyle yukarı doğru koyun. Şu raf bimini sökün. Şu şekilde takın. Veyahut da kapaklarını takmadan önce de raflarını takabilirsiniz. Hani kapağı takmadan önce de rafı takabilirsiniz ama hani bizim gibi yaptınız. Şu şekilde 3 bölümden şu şekilde rahat bir şekilde giriyor. Gel. Şu şekilde çapraz şu şekilde rahat bir şekilde içine girebiliyor. Önce menteşenin olduğu bölümü takıp sonra burayı yukarıdan aşağı indiriyorsunuz. Ve son olarak kurtlarımız metal, aynı ayak gibi. Birinci sınıf malzemedir. Kesinlikle solma, sararma, kararma yapmaz. İki tane şundan çıkacak. Kısa kurt vidası. Kısa kurt vidalarını kapağa kullanıyoruz.
göstermeyi unuttum. Uzun kulp vidasını, işaret parmağı olan boyundaki kulp vidasını da çekmeceye takıyoruz. Ürünümüz kullanıma hazır. Kafa bayarında, gölgesinde herhangi bir problemle karşılaşırsanız 0541-660-8123 numaradan bana ulaşıp problemi beraber çözebiliriz. Bu konuda kesinlikle daraldığınız noktada yardım isteyip yanlış yapmam için biz her zaman satın ürünün arkasındayız. Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum.